İstanbul'daki hükümetle münasebeti kesme kararı. İstanbul'un verilen bir saat mühlet zarfında saraya yol vermeyeceği anlaşılıyordu. Dolayısıyla 12 Eylül 1919 günü bütün kumandanlara ve vilayetlere şu genel tebliğ yapıldı. Bir saate kadar sureti aşağıda yer alan telgrafname Umumi Kongre heyeti tarafından sadrazama çekilecektir. Dolayısıyla siz de hemen bu esas ve mealde birer telgrafname çekiniz ve hemen bildiriniz efendim. Umumi Kongre Heyeti Saat 5'te Sadrazam'a malumat için kaydıyla verilen ve aynı zamanda bütün kumandanlara ve vilayetlere vuku bulan tebligat şundan ibaretti. 1- Hükümet milletin sevgili padişahına olan maruzat ve irtibatını kesmekte ve tahakkuk eden hainane hareketinde devamda inat ettiğinden millet de meşru bir hükümet heyeti iş başına geçinceye kadar merkezi hükümetle idari münasebetlerini ve İstanbul'la her türlü telgraf ve posta haberleşme ve mektuplaşmalarını tamamen kesmeye karar vermiştir mahalli, mülki memurlar, askeri kumandanlarla birlikte bu hususu temin edecek ve neticeyi Sivas'ta umumi kongre heyetine bildirecektir. i̇ş bu tebligat bütün kumandanlara ve üst seviyedeki mülki memurlara verilmiştir. Umumi Kongre Heyeti 12.9.1919 Mebus seçimiyle uğraşılmaya başlanması Efendiler, Ayın 12. günü merkezi hükümetle, umumiyetle haberleşme ve irtibat kesildi. Bazı müstesna mahaller ve bu mahallerde olan münakaşalarımıza ayrıca izah edeceğim. Ondan evvel müsaade buyurursanız daha mühim görülmesi lazım gelen bir mesele hakkında maluma tarz edeyim. Maluma ailelerinizdir ki Ferit Paşa hükümeti mebus seçimi için görünüşte bir emir vermişti. Fakat içinde bulunduğumuz tarihe kadar yani Anadolu'nun İstanbul'la irtibatı kestiği 12 Eylül gününe kadar bu emir tatbik olunmamıştı. Son vaziyet üzerine en mühim meselenin mebus seçimini acilen temin etmek olacağını takdir buyurursunuz. Dolayısıyla 13 Eylül'de derhal bu hususla da uğraşılmaya başlandı. Uzun tafsilat vermektense zikrettiğim tarihte verilen ilk genel talimatı aynen bilginize sunmayı daha faydalı sayarım. Tebligat şudur. Tel 13.9.1919 Balıkesir'de 14. Kolordu, Konya'da 12. Kolordu, Diyarbakır'da 13. Kolordu, Erzurum'da 15. Kolordu, Ankara'da 20. Kolordu, Bursa'da 17. Fırka, Çin'de 58. Fırka, Bandırma'da 61. Fırka kumandanlıklarına ve 61. Fırka vasıtasıyla Edirne'de birinci Kolordu, Niğde'de 11. Fırka Kumandanlıklarına, vilayetlere, bağımsız sancaklara, belediyelere, müdafai hukuk cemiyeti heyeti merkeziyetlerine, merkezi hükümetin tuttuğu ve takip etmekte olduğu irticakarane yol ve yaşamakta olduğumuz günlerin büyük ve korkunç tehlikelerine karşı Hakların müdafaası ve mevcudiyetin muhafazası için Meclisi Milli'nin seçilmesini ve toplanmasını temin etmek ve hızlandırmak bugünün en mühim vazifesidir. Merkezi hükümet milleti aldatarak mebus seçimlerini aylarca icra etmemiş olduğu gibi son zamanda verdiği seçim emrini de türlü sebeplerle geciktirmekte ve ertelemektedir. Ferit Paşa'nın Toros'un ötesindeki vilayetlerimizden feragat ettiği sulh konferansına verdiği notayla sabit ve Aydın vilayetinde Yunanlılarla sınır tayinine teşebbüsü, oradaki işgali emri vaki halinde bir ilhak olarak kabul ettiğine delil bulunmuş ve memleketin işgal edilmiş diğer kısımları içinde bunlara benzer gafilane ve hainane siyasetiyle memleket ve milleti parçalamaya uğratacağı kuvvetle muhtemel olduğundan ve Meclisi Milli'nin toplanmasından evvel sulhnameyi imza ile milleti bir emrivaki karşısında bulundurmak niyetinde olduğu düşünülmüş olduğundan, Umumi Kongre, orduyu ve milleti uyanıklığa davetle aşağıdaki hususların süratle icrasını milletin hayati meselelerinden sayar ve beyan eyler. İlk olarak, seçim hazırlıklarının yürürlükte olan kanundaki en askeri müddet zarfında icrası ve tamamlanması için belediyeler ve müdafai hukuk cemiyetleri tam faaliyetle çalışmalıdır. İkinci olarak, sancaklardan çıkarılacak mebusların nüfus miktarına göre adedi hemen tespit olunarak heyeti temsiliyeye şimdiden bildirilmelidir. Adaylar meselesi daha sonra haberleşerek hallolunacaktır üçüncü olarak gerek seçim hazırlıkları, gerek seçimlerin icrasında gecikmeye yol açacak sebeplerin şimdiden düşünülerek ortadan kaldırılması ve hiçbir gecikmeye meydan verilmeyerek askeri müddet zarfında seçimlerin neticelendirilmesi. İş bu kararı mıntıkanızdaki bütün belediye ve müdafai hukuk cemiyetlerine tebliğ buyurmanız ve icabının süratle yapılmasına yardımcı olmanız rica olunur. Heyeti Temsiliye Memleketi mercisiz bırakmamak için Ferit Paşa hükümeti inadında devam ediyordu. Malum olduğu üzere düşünceye kadar devam etti. Memleketi günlerce mercisiz bırakmak elbette pek büyük sakıncaları doğururdu. Bu sebepten dolayı evvela fikir sormak üzere ve müteakiben bazı itirazlara bakmaksızın emir tarzında tebliğ ettiğimiz kararları Eylül'ün 13-14 gecesi şu suretle tespit etmiş ve yazmıştım. Kongrece alınması tasavvur edilen tedbirleri ihtiva eden suret aşağıda arz olunur. Bu konudaki yüksek görüş ve fikirleri alındıktan sonra genel kurulca görüşülerek tatbik mevkiinde konacaktır. 15.9.1919 öğlesine kadar bildirilmesini bekliyoruz efendim. Milli emelleri hainane bir surette çarpıtarak ve yorumlayarak milli teşebbüs ve hareketlerimizi gayrimeşru olmak üzere ilan eden ve saltanat ve hilafet makamına karşı ebedi sadakatini bütün meşru ve kanuni vasıtalarla teyide giriştiğimiz halde, padişahla millet arasında engelleyici bir set teşkil eden ve ahaliyi yetdiğeri aleyhine silahlandıran ve katliama sevk ve tahrik eyleyen merkezi hükümetle münasebetleri kesmek mecburiyetinde kalan Umumi Kongre Heyeti, aşağıdaki kararları zat-ı tebliği tebliğ vazife sayar. 1- Padişah Hazretlerinin namına olarak yürürlükteki kanunlar dairesinde devlet işleri ve muameleleri eskisi gibi yürütülmeye devam olunacaktır. Cins ve mezhep ayırmaksızın ahalinin can, mal ve ırzı ve her türlü hakları teminat altında bulundurulacaktır. 2. Hükümet memurlarının kendilerine verilmiş vazifelerini milletin meşru emellerine uygun olarak icra eylemeleri tabidir. Bununla beraber vazife yapmaktan kaçınanların mazeretleri istifa makamında kabul olunarak yerlerine münasipleri vekil tayin olunacaktır. 3. Vazife esnasında milli emeller ve cereyan hilafında hareketleri görülecek ve tahakkuk edeceklerin din ve milletin selameti namına şiddetli bir surette cezalandırılmaları katidir. 4 istifa etmiş memurlardan ve ahaliden her kim olursa olsun, milli kararlara muhalif, fesatça hareket ve telkinlerde bulunanlar dahi şiddetle cezalandırılacaklardır. 5. Memleket ve milletin selamet ve saadeti, adalet ve hakkaniyet, memleket dahilinde emniyet ve asayişin temeliyle mümkündür. Bu konuda icap eden her türlü tedbirlerin alınması, kolordu kumandanlarıyla vali ve bağımsız mutasarrıflıklardan beklenmektedir. 6. Milletin maruzatının zat-ı şahaneye arzına ve bildirilmesine muvaffak olunup da milletin emniyet ve itimadına sahip meşru bir hükümetin teşekkülüne kadar haberleşme mercii Sivas'ta Umumi Kongre Heyeti Temsiliyesi olacaktır. 7. İş bu kararla bütün milli teşkilat merkezlerine verilecek ve ilan olunacaktır. Mustafa Kemal Yapılan itiraz ve eleştiriler. Efendiler, bu son arz ettiğim tebligatımız üzerine kısmen hafif ve fakat kısmen de oldukça şiddetli itirazlara, mukavemetlere ve hatta karşı teşebbüslere ve tehditlere maruz kaldık. İtirazlar ve eleştiriler yalnız son tebliğimiz hükümleriyle sınırlı kalmadı bu münasebetle daha başka noktaları da kapsadı. Bu hususta yüksek heyetinize özel bir fikir vermiş olmak için bu yolda cereyan etmiş olan haberleşmelerden bazılarını kısaca az etmekteliğime müsaadenizi rica ederim. Erzincan Müdafai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesi'nin 14 Eylül 1919 tarihli telgrafında kararların tatbikinden evvel merkezi hükümete 48 saat mühlet verilmesinin uygun olacağı, bütün üyelerce kararlaştırılmıştır tarzında zararsız bir fikir öne sürülüyordu. Diyarbakır'dan 13. Kolordu Kumandanı Cevdet Bey, 14 Eylül 1919 tarihli uzun şifresinde merkezi hükümetle büsbütün alaka kesilerek haberleşme mercii kongre heyeti temsiliyesi olursa, muhalifler siyasi bir maksat takip edenler bu hareketi hilafete karşı isyan edilmiş göstererek kamuoyunu yanıltacaklardır bu vaziyet devam ederse memur ve askerin maaşları ve iaşe masrafları için kaynak ve tedbirler düşünüldü mü? Merkezi hükümet İngiliz nüfusu altındadır. Her türlü ısrar ve mesaiye rağmen başka türlü hareket edebilecek bir hükümet teşkiline imkan yoktur. İngilizler hükümetin rızasıyla geniş ölçekte bir işgal planı tatbik ederse yeni baştan İngilizlerle muharebeye girişmeye taraf mısınız? Ve girişildiği takdirde muvaffakiyetten ne dereceye kadar eminsiniz? Bu ısrarlı hareket vatanın menfaatlarına uygun mudur? Tarzında bir takım fikirleri ve soruları ihtiva ediyordu. Erzurum heyeti merkeziyesinin 15 Eylül 1919 tarihli telgrafında talimatnamemizin 6. maddesinin yani heyeti temsiliyenin merciyetine ait nizamnamemizle uyumlu kılınmak üzere heyeti merkeziyelerden olur alınması icap eder denilmekteydi. Malatya'da kumandan İlyas Bey'in 15 Eylül 1919 tarihli telgrafında Elaziz vilayeti halkının kongrenin maksat ve emelinden haberdar edilerek hiç olmazsa bir derece aydınlatılmalarına değin bu hususun ertelenmesi münasip buyrulursa uygun bulduğumuzu arz eylerim fikri öne sürülüyordu. İçinde bulunduğumuz Sivas'ın Müdafai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesi de uzun bir raporunda tebliğ buyurulan maddelerin bütününden memlekette geçici bir idare ilan edileceği anlaşılmaktadır maddesiyle başladıktan sonra, bunun cemiyet nizannamesinin özel maddesine ve hiçbir maddesine dayandırılmak imkanı görülmemekte olduğu hakkında nazarı dikkatinizi çekiyor ve zat-ı şahaneye maruzat bildirebilecek vesileleri büyük bir süküm ve samimiyetle ve tatlı bir şekilde aramayı tavsiye ediyordu. Heyeti temsiliye üyelerimizden bulunup birçok davet ve ricalarımıza rağmen bize refakat etmeyen, Sivas Kongresi'nde bulunmamak için mazeretler icat eden Servet Bey'in Esselamun Aleyküm Dindarane hitabıyla başlayan 15 Eylül 1919 tarihinde Trabzon'dan çektiği açık telgraf namesinde Sivas Kongresi beyannamesini ve daha sonra tebligatınızı aldık. Cevaben bildirdiğimiz fikirler Kazım Paşa Hazretleri'nce görülmek arzu edilmiş ve görülmüştür. Evvela Sivas Kongresi genel kongre şekline girmiş ve bir heyeti temsiliye vücuda getirmiş olduğu anlaşılıyor ki bu husus kararlarımıza aykırıdır. Sivas Kongresi heyeti temsiliyemiz arasına üye seçmeye salahiyetkar olamayacaktı. Merkezi hükümetle haberleşmeleri kesmek bir emri vaki oldu. Heyeti temsiliyenin merciyeti meselesi kamuoyu nazarında pek nahoş tesirler yapacaktır. Bu bakımdan katiyen vazgeçilmelidir. Sivas Kongresi, Erzurum nizamnamesini değiştirmeye selahiyetkar değildir. Bu kongre, vilayeti şarkiye heyeti temsiliyesine uymaya mecbur olacaktı. Erzurum kararları hakkında zihinlerin bir sarsıntı geçirdiği bu günlerde onun başka hükümlere şüpheli gözlerle bakacağında şüphe buyurmayınız. Erzurum Kongresi hükümleri haricinde yapılacak muameleye iştirak edemeyeceğiz. Protestosuyla son buluyordu. 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın 15 Eylül 1919 tarihinde vuku bulan bildiriminde, Sivas Kongresi'nin sorusuna cevaben, Trabzon heyetinden Servet, İzzet ve Zeki Beylerin vermek istedikleri cevabı okudum pek yakından tanıdığım bu zevata itimat ve hürmetim fevkaladedir. Adı geçenlerin görüşlerine sahip olan asli fikri anlıyorum ve taraftarım dedikten sonra teferruat hakkındaki görüşlerini ortaya koyuyor ve bu arada Erzurum Kongresi Doğu Anadolu vilayetleri namınadır. Sivas Kongresi ise bütün milleti temsil eden bir kongredir ki bu kongrenin de ayrıca bir heyeti temsiliyesi olması tabidir. Ancak Sivas Umumi Kongresi Heyeti Temsiliyesi, Şarki Anadolu Vilayatı Heyeti Temsiliyesini ilga etmiş olmuyor. Bu heyeti temsiliye bit tabi her an mevcuttur. Yalnız bu heyeti temsiliyeden olup şu an Sivas Kongresi Heyeti Temsiliyesine dahil olmuş bulunanlar varsa, bunların Şarki Anadolu Vilayatı Heyeti Temsiliyesinden istifa etmelerini talep etmek doğru olabilir.'' Sivas Kongresi, bütün milletin menfaatlarını ve Şarki Anadolu Vilayeti Heyeti Temsiliyesi de yalnızca Doğu Anadolu vilayetlerinin haklarını ve menfaatlarını muhafaza eder. Heyeti Temsiliyenin merciyet ve selahiyet keyfiyeti meselesinin esas ruhunu teşkil etmektedir ki, bu bahisle şimdiden acele edilmemesi hususunda sizinle tamamen hemfikirim heyeti temsiliye tekliflerinin birden beşe kadar olan maddelerine gelince, bunların değil sorulmasını hatta beyanname halinde veya bir temenni şeklinde bile yayılmasını fazla görürüm düşüncesinde bulunuyordu. Trabzon'da Servet Bey'e yazdığımız cevabi telgrafla Kazım Karabekir Paşa'ya verdiğimiz cevaptan da bahsedeyim. Servet Bey'e yazılan telgrafname şuydu. Trabzon'da Servet Bey Efendi'ye, Trabzon heyeti merkeziyesinden sorulan fikre henüz cevap gelmedi. Bu husus ayrıca Kazım Paşa Hazretlerinden de sorulmuştu. Görüşlerin birleştirilmesine neden lüzum görüldüğü bit tabi anlaşılamamıştır. Sırayla vuku bulan görüşlerinize aynı sırayla aşağıdaki gibi cevap arz ediyorum. Evvela Sivas Kongresi'nin genel bir kongre olacağı herkesin malumuydu. Bunun sizce başka bir mahiyette anlaşılmakta olduğunu şimdi ilk defa sizden işitiyorum. Heyeti temsiliye meselesine gelince bu heyet esasen Erzurum Kongresi'nin seçtiği ve kabul ettiği heyettir. Halen ben Denizle beraber Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Raif Efendi, Şeyh Hacı Fevzi Efendi Sivas'ta hazır bulunmaktadırlar. Daha dört üyemiz noksan olmakla beraber çoğunluk vazifesini yapmaktadır. Bu noktanın da zat-ı bariz bir surette malum olacağına şüphemiz yoktur. Çünkü siz de vaziyetin ehemniyetinden dolayı daha Erzurum'dayken davet etmiş ve diğer arkadaşların beraber götürüleceği bildirilmişti. Sivas Umumi Kongresi'nin nizamnamemizin 8. maddesi icabınca bazı üyelerle heyeti temsiliyemizi takviye edebileceği beraber söz konusu olmuş ve bunda da beis görülmemiş, bilakis genel birliği temsil için bu gerekli sayılmıştı. Sivas Umumi Kongresi'nde bundan başka bir şey yapılmamıştır. Merkezi hükümetle haberleşmenin kesilmesi esas kararlarımızın dördüncü maddesinin haricinde değil, dahilinde ve hatta o muhteviyatın kapsayamayacağı hatıra gelmeyen hıyanet kerane sebeplere dayanır mahiyettedir. Esasen bu emrivaki yapan biz değil, merkezi hükümettir. Şifre telgraf namimizin muhteviyatının tatbiki zaruri bir iştir. Bundan hiçbir suretle vazgeçmeye imkan kalmamıştır. Biz tatbik hususunda olurunuzu almaya teşebbüsü bir vazife saydık. Uygun görüp görmemek sizce takdir olunacak bir keyfiyettir. Yalnız şunu da arz edeyim ki, Bugün bütün Anadolu ve Rumeli'nin birlikte harekete mecbur olduğu bir istikamette azınlığın değil çoğunluğun rızasına tabi olmak ve azınlıkları bu tabiyete döndürmek kati mecburiyeti vardır merciyet ve salahiyet meselesi hakkında daha makul bir görüşünüz varsa lütfen bildiriniz. Tutulması zaruri görülen bugünkü hareket tarzı dikkatle incelenirse, tamamen nizamnamemize ve Erzurum Kongresi esas kararlarına uygundur. Bunun haricine çıkıldığı noktayı göremiyorum.'' Dolayısıyla zat-ı kendinizi hariç bırakmak istediğiniz nizamname ve malum kararlar üstündeki icraatın izah buyurulmasını rica ederim. Bugün kaçınılmaz bir hareket varsa o da merkezi hükümetin millet ve memleketin mukadderatını alçakça İngilizlerin arzusuna bırakması ve kendi menfaatlarına kurban etmesidir. Buna karşı bunca alınan karardan başka bir karar alınmasına imkan varsa lütfen bildiriniz.'' Mustafa Kemal